Politürko'dan herkese merhaba. Bugün yine Faruk Mercan'la Beyin Fırtınası programında birlikteyiz. Faruk Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Aydoğan Bey, hoş bulduk. Faruk Bey, gündem oldukça sıcak. Bir taraftan işte bu Pandora belgeleri son 2 gündür dünya gündeminde, uluslararası yolsuzluk dosyaları. Ama dilerseniz biz Türkiye gündemiyle başlayalım. Özellikle gerek İsrail medyasında Erdoğan'ın hastalığı dolayısıyla bir süre sonra görevi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a devredeceğine ilişkin çıkan iddialar. Tabii bunun öncesinde Amerikalı akademisyen yazar Stephen Cook'un da benzeri iddiaları gündeme getirdiğini biliyoruz. Sizin de Hulusi Akar konusunda geçmişte bazı çalışmalarınız olduğunu da biliyoruz. Nasıl değerlendirdiniz bu haberleri, bu yaklaşımları? Şimdi Amerikalı akademisyen bahsettiğiniz Stephen Cook'un yazısında bence ilk defa yabancı basında Tayyip Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili bu kadar ayrıntılı, somut bir takım bilgilere dayanan bir yazı yer aldı. Şimdi yazıdaki bilgilere bakarsanız, yani sadece Erdoğan'ın işte televizyon programlarında uyuması ya da Anıtkabir'e giderken işte sendelemesi ya da kullandığı ilaçlar falan değil. Mesela işte yediklerini kusuyor diyor. İşte medyanın ya da halkın karşısına çıkarken bir avuç diyor ilaç kullanmak zorunda kalıyor. En önemli ayrıntılardan bir tanesi de bir kalp cihazı kullandığını söylüyor. Yani bir kalp pili var bildiğimiz gibi. Bir de böyle elektroşok gibi demek ki kalp rahatsızlığında bazı öyle şeyler oluyor ki o cihazı kullanmak zorunda kalıyorlar. Kardiyak orada bir şey bir cihazın da ismini veriyor. Bu Amerikalı gazeteci. Bilmiyorum siz hiç denk geldiniz mi? Ben bilebildiğim kadarıyla yabancı medyada ilk defa bu kadar ayrıntılı. Bugüne kadar hani Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili ben o fikirlere de katılıyorum. Yani Steve Cook tabii Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na, güvenlik çevrelerine erişimi olan bir akademisyen, araştırmacı, Türkiye konusunda uzman bir isim. Dolayısıyla onun bu bilgileri paylaşmış olması ilginç, dediğiniz gibi. tabii yani afaki bilgiler değil. Değil. Somut mesela işte yediklerini kusuyor diyor işte efendim bu kalp cihazını kullanmak zorunda doktorlar tetikte falan gibi elektroşok benzeri bir şeymiş vesaire. Şimdi Aydoğan Bey bu yazı ve bu yazıdaki en önemli şeylerden bir tanesi Tayyip Erdoğan'ın bu sağlık meseleleri sebebiyle ya Cumhurbaşkanlığına aday olamayacağı ya da daha o zamana bile gitmeden görevi Hulusi Akar'a devredici Milli Savunma Bakanı. Şimdi İsrail medyasında bir İsrail televizyon kanalında çıkan haberde de sizin işaret ettiğiniz gibi aynı senaryo. Yani Tayyip Erdoğan'ın daha görev süresi varken Hulusi Akar'a görevi devredeceği. Şimdi burada bence üzerinde durmamız gereken iki nokta var. Birincisi Erdoğan'ın 15 Temmuz'la birlikte en önemli iki sırdaşı diyelim işte en önemli iki beraber çalıştığı isim olan Hakan Fidan, Hulusi Akar. Neden hem İsrail hem Amerika senaryosunun ikisinde de Hakan Fidan dışlanıyor, sadece Hulusi Akar üzerinde duruluyor. İkincisi Amerikalı akademisyen Stephen Cook'un Amerika Hulusi Akar'ı tercih eder ama bence etmemeli çünkü Hulusi Akar Tayyip Erdoğan Mentalitesinde, zihniyetinde. zihniyetinde bir kişi demesi. Şimdi isterseniz birinci kısımdan başlayalım. Çünkü biz biliyoruz ki ben yani Ankara'da siz işaret ettiniz işte Ankara temsilciliği yaptığımız 3 yıllık dönem içerisinde 2015'e kadar 2012-15 veya 13-15 diyelim. Yani hem Hulusi Akar'la hem Tayyip Erdoğan'la hem Hakan Fidan'la hem yüz yüze görüşmelerimiz var hem sohbetlerimiz Tayyip Erdoğan'la da Dolmabahçe Sarayı'nda canlı yayınlanan televizyonda röportajımızlar, birçok yemeklere beraber katıldık, birçok seyahatlere beraber gittik vesaire. Şimdi bana göre bu iki senaryoda da çünkü Hakan Fidan'ın da kendisini Tayyip Erdoğan sonrasında Türkiye'yi yönetme kapasitesinde gördüğünü biliyoruz. Neden her iki senaryoda da Hakan Fidan dışlanıyor ve olay Hulusi Akar'a getiriliyor? Bir de sadece Hulusi Akar. Yani AK Parti içindeki başka herhangi bir aktör de değil. Değil mi? Mesela diyelim ki
AK Parti'de işte diyelim ki hani işte Ali Babacan yok, artık Ahmet Davutoğlu yok ama başka bazı isimler de var. Hani yok değil. Hani işte Tayyip Erdoğan'dan sonra değil mi? Normalde olması gereken işte parti kongreye gider, birini seçer. Şimdi bana göre Aydoğan Bey, bu aynı zamanda bunlar Erdoğan'ın kafasını da okuyorlar. Bunlar sadece efendim işte Amerikan tarafının beklentisi ya da İsrail tarafının beklentisi değil. Bence Tayyip Erdoğan hakikaten görevi Hulusi Akar'a devretmeyi düşünüyor olabilir. Sebebi nedir diye soracak olursanız. Çünkü Tayyip Erdoğan öyle bir gelecek görüyor ki kendisi açısından. Yani şöyle düşünelim. Tayyip Erdoğan gitti. Efendim işte Meral Akşener, Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu. Dört parti değil mi? Millet İttifakı. Bunlar geldi. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz ki Tayyip Erdoğan'ın kurduğu Türkiye'yi darmadağın edecekler. Doğru mu? Yani söylüyorlar zaten. İşte başkanlık sistemi gidecek, parlamenter sistem gelecek, yargı bağımsızlığı tekrar sağlanacak. Ne demek bu? Yani yargı bağımsızlığı tekrar sağlanacak demek Tayyip Erdoğan'ın göreve getirdiği o bütün yargıya yerleştirdiği o 20 bin yeni insanın dosyaları yeniden incelenecek. Çünkü çok ağır dosyalar var bu şahıslarla ilgili ve bilerek terfi ettirdiler ve o göreve getirdiler. Al ver meselesi. Sen bana bu dosyamı yaparsan seni Anayasa Mahkemesi üyesi yaparım. Bu dosyamı yaparsan HSK Hakimler Savcılar Kurulu üyesi olursun. Bu dosyanın gereğini yaparsan başsavcı olursun. İşte örnekleri var yani. İşte kapatan 17-25 Aralık kapatan savcı şimdi nerede? Ankara Başsavcı Vekili ve sicili temizlenerek. Evet. Şimdi dolayısıyla Tayyip Erdoğan böyle bir Türkiye planlamasında Hulusi Akar'ın kendi yerini dolduracağını düşünüyor olabilir. Neden? Şimdi şöyle düşünelim. Bakın çok somut veriler var. Daha yeni Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı bazı veriler var. Ve havuz medyası diye bildiğimiz gazetelerde yayınlanan bazı haberler var. Şimdi Aydoğan Bey size iki tane rakam vereyim. Şimdi şeye göre Milli Savunma Bakanlığı'nın basın sözcüsü bir binbaşı mı yarbay mı bir bayan subay geçenlerde bir açıklama yapıyor. Diyor ki şu ana kadar diyor silahlı kuvvetlerden diyor 27 bin işte 800 27 bin küsür subay asubay atıldı diyor şeyden. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Suçlamasından evet. FETÖ suçlamasıyla evet. Şimdi aynı şekilde bakın bir rakam çok önemli diyor ki 2021'in ilk 9 ayında sadece 2021'in ilk 9 ayında 3243 kişinin TSK ile ilişkisi kesildi. Şimdi bakın 15 Temmuz olayına katıldığı söylenen subay asubay sayısı neydi Aydoğan Bey? 5400-5500 doğru mu? Belki de daha azdır. Ama onların çünkü iddianamelerde öyle diyor. Yani bunların hazırladığı iddianamelerde diyor ki işte 5500 dediğiniz gibi belki daha az. Belki daha az. O zaman TSK'nın ilk 15 Temmuz'dan sonra yaptığı bir açıklama var. Diyor ki bu olaya katılan mensuplarımızın sayısı TSK mevcudun %1,5'udur diyor. Evet. Düşünün yani %1,5'u. Şimdi bakın geçen yine havuz medyasında yayınlanan bir haber. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı basın sözcüsü 27.500 yazıyor ama esas havuz medyasındaki bir rakama göre daha o da Mayıs ayındaki rakama göre 29.444 TSK mensubunun ilişkisi kesilmiş. Yani buna işte jandarmayı, sahil güvenliği falan da dahil ediyorsunuz. Peki Tayyip Erdoğan bunu nasıl şey yapıyor? Bakın Tayyip Erdoğan 8 Ağustos 2021 günü Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu diploma törenine katılıyor ve orada yaptığı konuşmada diyor ki Milli Savunma Üniversitesi şu ana kadar diyor 23.433 mezun verdi. Sayı bakımından 15 Temmuz'daki kayıplarımızı fazlasıyla telafi etmiş bulunuyoruz. Bakın ifade çok enteresan. Evet. Milli Savunma Üniversitesi şu ana kadar 23.433 mezun verdi. 15 Temmuz kayıplarımızı fazlasıyla telafi ettik. Peki kim bunlar? Yani bu yeni gelen subaylar aslında. Hangi rütbede bunlar? Yani Teğmen rütbesinde yeni harp okulundan mezun olmuş. Teğmen veya üst teğmen. Oysa çok daha üst rütbelerde, çok daha işte kurmay seviyesinde, general seviyesinde silahlı kuvvetlerin personeli aslında kaybolmuş oldu bu süre içerisinde. Evet. Ama onun ya, o sayısal bakar olaya. O yani onun işte general kalite. Ne diyor? Ben diyor arkadaş diyor ben 23.433 kişi diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yerleştirdim. Şimdi bakın
Tayyip Erdoğan'ın kafa yapısına göre siz düşünürseniz, çünkü çok tekelci bir kafa yapısına sahip. Yani biz bunu mesela Türkiye'deki şu anda hala bazı cemaat karşıtlığı şey evet. O da olabilir yani. Tamam, bazı insanların hala cemaatle ilgili rezervleri olabilir, düşünceleri olabilir. Ya işte onlar da şunu yaptı bunu, ama bizim başından beri söylediğimiz şey şu arkadaş, bakın Tayyip Erdoğan cemaat adı altında bir tasfiye yaparken zannetmeyin ki Türkiye'yi sizinle paylaşacak. Bakın yargıda aynı şey. Yargıda mesela kritik görevlere getirdiği bütün adamlara bakın, ya bir de bu avukat kökenler var. Evet. İşte bu bir bakıyorsunuz en kritik bir dosya, adam İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski avukatı. Şimdi siz rakam vermiştiniz geçen yayınımızda rakam vermiştiniz. Kaç da yani 15 Temmuz'dan sonra tasfiye edilen hakimlerin yerine yerleştirilen hakim sayısı. 5 bin tasfiye oldu, 20 bin kişi aldı. 20 bin kişi aldı elinize. En son şu anda 21 bin, 22 bin olmuştur. Çünkü evet. Yeni alımlar daha yaptılar. Önümüzdeki şeyde. Şimdi bakın, Tayyip Erdoğan'ın silahlı kuvvetler vizyonu da böyle. Yani kendine göre bir tasfiye yapıyor. Bakın bu tasfiye yaparken de biz başından beri söylediğimiz bu. Geçen yayınımızda da bu Suriye meselesi üzerinde çok durduk biliyorsunuz. Yani kendisine sadakat göstermeyeceğini düşündüğü herkesi tasfiye ediyor. Bir kulp takarak. Evet. Silahlı kuvvetlere yoğun bir şey yapıyor. Bu arada diğer kadroları da o eski Sadatçılardan da istifade ederek şekillendirmeye çalışıyor vesaire. Dolayısıyla ben Tayyip Erdoğan'ın kendi yerine Hulusi Akar'ı işaret ettiği kafasında böyle bir kurgu yapmasına bakarken esasında kendisine yönelik gelecekte bir güvence sağladık. Evet. Kendine göre evet. O ya ben silahlı kuvvetleri dizayn ederim, Hulusi Akar o görev verilince yani yerime Hulusi Akar'ı getirirsem zaten asker kültüründen geliyor, itaat eder bana. Efendim işte Davutoğlu gibi tamam. Ne söylüyorum? Peki. Yapmaz. Benim söylediklerimi yapar. Bu arada ben Hulusi Akar da oradayken yine TSK'yı dizayna devam ederim. Evet. Efendim 4-5 senede de zaten bunlar benim güvencem. Artık bana o zaman yapamaz kimse. Evet. Evet. O zaman Tayyip Erdoğan'ın kafasında yani seçimle iş başına gelecek bir Hulusi Akar profilinden ziyade daha böyle farklı bir şekilde iktidara gelecek bir Hulusi Akar profili mi var? Yani diyelim ki Tayyip Erdoğan henüz görev süresini tamamlamadan Hulusi Akar'ı yerine bırakırsa, yani AKP Genel Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı, böyle bir şey mi düşünüyorsunuz? Böyle bir senaryo mu düşünüyorsunuz? Şimdi yani seçim kazanabileceğini düşünüyor musunuz mesela Hulusi Akar'ın? Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabileceğini düşünüyor musunuz? Şimdi nasıl bir model öngörüyorsunuz? Şimdi şöyle, senaryo bir. Tayyip Erdoğan daha seçimlere gitmeden görevi Hulusi Akar'a devretti. Bu tabii çok ağır bir hastalık senaryosunu gerektiriyor. Tamam. Biliyoruz ki Tayyip Erdoğan ne kadar o makamda durabilir? Yani Türkiye'deki yasal prosedür bağlamında ele alırsanız. Şimdi tabii şöyle, zaten hani parti başkanlığını, çünkü Cumhurbaşkanlığını tamam. Devretmez. Değil mi? Tamam. Yani şimdi istifa edecek. Parti... Şimdi şeye göre, bizim sistemimize göre, ona bir daha anayasa sistemine göre bakmak lazım. Eskiden Cumhurbaşkanı gittiği zaman onun yerine meclis başkanı vekalet ediyordu. Parlamenter tamam. Sistem böyleydi. Yani evet. Herhangi bir Cumhurbaşkanı bir şey başına bir şey gelirse sanıyorum şu anda da sistem böyle olması lazım. Yani ben istifa ettim. Dolayısıyla Hulusi Akar benim yerime gelsin vekalet etsin, böyle bir norm olduğunu zannetmiyorum. Yani o Erdoğan'ın iradesine bağlı değil. Ama tamam. Kendisi çekilip kendi yerine Hulusi Akar'ın adaylığı. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığına. Tabii parti başkanlığını daha erken Hulusi Akar'a verebilir. Tamam. Ama Cumhurbaşkanlığını ben istifa ettim. İşte peki siz Faruk Bey, yani Hulusi Akar'ın mesela bir Ekrem İmamoğlu karşısında veya bir Mansur Yavaş karşısında seçim kazanabileceğini düşünüyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabileceğini Hayır. Düşünüyor musunuz? Hayır, çünkü siyasetçi değil. Yani ne konuşabilir evet. Meydanda? Evet. O zaman başka bir senaryo söz konusu olamaz mı? Ha işte bu yani, evet. Demokrasi, tabii. Demokrasi dışı bir senaryo. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kontrol etmenin kendilerine bir iktidar, gelecekte bir iktidarı da beraberinde getireceğini düşünüyorlarsa o halde başka bir senaryo yani söz konusu olabilir. Yani bir devrim midir, bir darbe midir? Yani nasıl bir senaryoyla Hulusi Akar'ın Türkiye'de böyle bir Tayyip Erdoğan'ın öngördüğü bir geleceği inşa edebileceğini varsayabiliriz? Şimdi dediğim gibi senaryo bir, Tayyip Erdoğan'ın
parti başkanlığını çok erkenden Hulusi Akar'a devretmesi bir manada artık o durumda tabii yetkilerini de kullanmaya başlar. Yani parti başkanı olarak filan. Evet. Ama dediğim gibi somut olarak Cumhurbaşkanlığı görevini devredemez. Çünkü onun anayasal prosedürü var. Aday olacak Hulusi Akar, işte Cumhurbaşkanı seçilirse. Şimdi birinci senaryo bu. Seçime kadar Hulusi Akar'a parti başkanlığını da vermesi ve sisteme dahil etmesi. İkinci aday yapması. Yani Cumhurbaşkanı ben aday olmuyorum, işte Hulusi Akar aday olacak. İkinci senaryoya gelelim. Esas bana göre ikinci senaryo Aydoğan Bey, işte sizin söylediğiniz senaryo. Evet. Yani Tayyip Erdoğan kesin olarak işte Meral Akşener'in, Ali Babacan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun idareye geldiği bir Türkiye'de ortalığın toz duman olacağını, kendi inşa ettiği sistemlerin tamamen çökeceğini, biz ona sizin yayınınızda bir isim vermiştim. Ben Tayyip Erdoğan'ın gitmesiyle ben rejim değişikliği yaşanacağını söyledim. Gereklerini de söyledim. Yani mesela 15 Temmuz üzerine inşa ettiği bütün kurumların, çünkü son derece tekelci, liyakat esasına dayalı, tamamen sadakat esasına dayalı, tamamen kendi parti, ya düşünebiliyor musunuz? En önemli görevleri bir bakıyorsunuz. Ya Kartal İmam Hatip'ten oğlunun arkadaşları Bilal Erdoğan oradan geliyorlar. Ya bilmem işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bilmem avukatları yargının tepesinde. Ya bilmemler. Yani tamamen partizan. Şimdi bakın aynı partizan damarıyla inşa ettiği bir TSK. Yani Sadat damarıyla. Yani Sadat'ı sadece böyle Sedat Peker'in söylediği gibi efendim Suriye silah sevk eden, efendim işte filan bazı İslam ülkeleri şeylerine gayri nizami hat eğitimi veren bir sivil, bilmem askeri sivil oluşum olarak düşünmemek lazım. Sadat'ın esas damarını Tayyip Erdoğan silahlı kuvvetlere sokuyor şimdi. Çünkü zaten bu mülakatlarda filan da böyle o elemanları kullanıyorlar yani bu zihniyete. Dolayısıyla bana göre Tayyip Erdoğan özellikle emniyet teşkilatında da son yıllarda yaptığı değişiklikler, emniyet teşkilatının neredeyse yapısıyla şeyler ve binlerce bekçi ordusu Aydoğan Bey. Bütün bunları, bütün bu güvenlik aparatlarını Tayyip Erdoğan bir şey olarak görüyor. Kendi geleceği aslında bir güvence olarak görüyor ve belki de bir şekilde, belki de kafasında sizin dediğiniz bir senaryo da var. Evet. Yani bunu da öngörüyorlar. Yani Bir kriz senaryosu. Tayyip Erdoğan da onay vereceği bir böyle bir darbe. Ondan sonra tüm muhaliflerin ortadan kaldırıldığı ve Tayyip Erdoğan'ın da önümüzdeki yıllarda Hulusi Akar'ın görevli olduğu bir, yönetimde olduğu bir Türkiye'de kendi geleceğini de sağlam aldığı bir senaryo. Aynen, yani işte ne olur mesela, işte hatırlar mısınız mesela Türkiye'de bazı argümanlar var. Mesela ne yaptı? 15 Temmuz'dan 4-5 gün sonra bir olağanüstü hal ilan etti. Türkiye'yi olağanüstü kararnameleriyle yönetmeye başladı. Şimdi mesela bir iki tane karışıklık çıkarırlar Türkiye'de. Her gün yeni sebep ortaya çıkıyor biliyorsunuz. İşte bir öğrenciler eylem yapıyorlar. Kalacak yerleri yok. Bunlara terörist diyorlar. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine terörist diyorlar. Dolayısıyla herhangi bir gerekçeyle Türkiye'de oluşturulacak bir kargaşa ortamında olağanüstü hal rejimi, seçimlerin şartları yoktur. Efendim, dolayısıyla bu şekilde bir fiili durumla Türkiye'yi götürebilir. Ama tabii böyle bir senaryoya, yani bu ikinci senaryoya seçimsiz, fiili bir durumla görevin Hulusi Akar'a devredilerek efendim Türkiye'nin böyle bir yarı bir askeri rejime sürüklendiği esasında işte belki de Erdoğan'ın başından beri kafasına kurguladı. Çünkü bildiğiniz gibi benim önemli tezlerimden bir tanesi, ben Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'yi kurgularken İran rejiminden çok esinlendiğini düşünüyorum. Yani Silahlı kuvvetleri kurgularken gerek istihbarat aparatlarını, gerek devrim muhafızları zihniyetinde, bu bekçiler de biraz öyle bir proje. Yani şöyle düşünün, ya Türkiye işte 90 yıllık cumhuriyet idarelerinde hiçbir hükümet bekçi işine ihtiyaç duymamış da Tayyip Erdoğan ihtiyaç duymuş. Yani neden bir bekçi olayı? Polis kadrosunu arttırırsın. yani polisi arttırırsın ilgili yerlerde. Efendim, dağ kırsallarda jandarmayı arttırırsın. Neden ayrıca bir bekçi kadrosu ve silah veriyorsun? Bekçilere silah veriyorsun. Yani bu demek ki, bu da ayrı bir şey olarak düşünmek lazım. Yani elinde silah olan kaç bin tane bekçi. İşte efendim, diğerleriyle yan yana getireceksiniz. Dolayısıyla böyle bir yeknesak, yani İnkıtaya uğramadan bir rejimin devamı açısından, çünkü Ayetullah Humeyni öyle bir sistem kurdu. Yani bir devrim konseyi var, işte bir Ayetullah var, dini lider Hamaney. Belki de Tayyip Erdoğan
görevi Hulusi Akar'a devrettiğinde belki de kendini öyle bir ruhani lider olarak konuşlandıracak. Bak buna da hazırlıklı olmalı. Yani çünkü davranışlar da onu gösteriyor. Ne diyordu şey Sadat Başkan'ı? Mehdi gelecek diyor. İşte efendim İstanbul'da Çamlıca Camii, Külliye'de cami efendim ve kendini konumlandırırken de Hayrettin Karaman'la işte Diyanet İşleri Reisi'yle her yerde dualar işte bilmem şeyler. Belki de kendisini de böyle bir ruhani lider pozisyonunda bir şeye getirecek kafasındaki projelere ve şey Hulusi Akar böyle bir devam. Ama tabii bu kendi senaryosu. Böyle bir senaryonun 21. yüzyıl dünyasında, 21. yüzyıl Türkiye'sinde icra edilebilme şansı var mı diye bana sorarsanız benim cevabım hayır olur. Çünkü Hulusi Akar'ın sizin az önce ifade ettiğiniz gibi ne Kılıçdaroğlu, ne Meral Akşener, ne Ekrem İmamoğlu karşısında seçilme şansı olmaz. Böyle bir şeyde. Ve Türkiye'yi böyle bir kriz ortamına götürerek, seçimleri iptal ederek demokratik düzeni askıya aldıkları takdirde ben buna Türkiye'nin iç dinamiklerinin ve dış dinamiklerin çok şey yapacağını düşünmüyorum. Sebebi de şu, isterseniz böyle yapayım belki sizin de yorumunuz olabilir. Çünkü Aydoğan Bey, Tayyip Erdoğan sadece Türkiye için değil, uluslararası sistem açısından da çok ağır sorunlar üreten bir lider. Şimdi şöyle düşünün, Türkiye dünyanın çok önemli bir bölgesinde, doğru mu? Yani öyle bir bölgede ki yani Suriye'yle de komşu, Irak'la da komşu, İran'la da komşu. Efendim Afganistan'daki adam da Avrupa'ya gitmek için Türkiye'nin üzerinden geçiyor. Suriye'deki adam da çoğunlukla gitmek için oradan geçiyor. Irak'taki de oradan geçiyor. Tabii deniz yolu da var ama deniz yolu da yine dikkat ederseniz yine Türkiye'nin çoğunlukla deniz sahasını kullanarak geçiyorlar. Diğer taraftan uyuşturucu yollarında bir bakıyorsunuz havadan, karadan, denizden Türkiye karargah. Şimdi buna baktığınız zaman ya şimdi ne zamana kadar tolere edecek bunu? Yani uluslararası dengeler bir menfaatler esasına dayalıdır. Yani Amerika, Avrupa ya da Rusya bir bakar ya bu adamın Tayyip Erdoğan Türkiye'nin başında olduğu sürece benim menfaatlerimle benim zararlarım. Şimdi menfaat zarar dengesine baktığınız zaman Rusya açısından da artık dengenin değiştiğini görüyoruz. Yani mesela Putin'in eskisi kadar ben Erdoğan'a şey olduğunu düşünmüyorum. İşte Rus medyasında çıkan zavallı Erdoğan yazısı. Ben o yazıyı yazan şahsı biraz Pravda'da İngilizce yayınlanan bir yazı zavallı Erdoğan. Oraya o konuya biraz girer misiniz? Yani Rus medyasında neler çıktı Erdoğan'la ilgili? Şimdi Rus medyasındaki haber şey ya Erdoğan çünkü şey Birleşmiş Milletleri önce Putin benim en büyük dostum. Füzeyi de alırım, onu da yaparım. Sonra geliyor Birleşmiş Milletler'de konuşurken efendim Kırım'ın ilhakını tanımayız diyor. Şimdi yani bir yandan hakikaten Rusya'dan sonuna kadar yararlanmaya çalışırken efendim Biden'a karşı Putin. Biden kendisiyle görüşmüyor. Türkiye gelir gelmez ben bir füze daha alacağım diyor Putin'den. Ya şimdi yani şey kızmış Biden'a karar vermiş. Ya şimdi Türkiye'nin füze alma kararı bu kadar kolay mı? Değil mi? Böyle mi karar vermek lazım? Dolayısıyla Ruslar da bunu görüyorlar. Yani efendim böyle kalıcı bir çizgisi olmayan, yerine göre, zamanına göre son derece fevri kararlar verebilen, güvenilmez. Şimdi bakıyorsunuz Rusya mesela ne dedi, ne diyor o yazıda şey? Şu anda diyor bu Rus uzman yazıda diyor ki şu anda diyor Türkiye'nin Suriye'deki 3000 askeri diyor tehlikede. Erdoğan diyor Putin'den diyor bu Türk askerlerini imha etmemesini rica edecek diyor. Aydoğan Bey biliyoruz ki çünkü Rus uçakları daha evvel bombaladı doğru mu? 36 2010. Yılında. Evet, evet. Yani çünkü öyle bir yerdeki bu Suriye'nin o bölgesinde cihatçılar da var. Rusya da diyor ki buna kardeşim Suriye'nin güvenliği bu cihatçılar temizlenmeden sağlama sen koruyorsun bunları diyor. Bu da diyor ki ya hayır diyor işte biz çıkarsak diyor mülteciler gelir. Kardeşim tamam o zaman orayı da cihatçılardan temizle o zaman işbirliği yap şeyle yani Beşar Esad'la Rusya'yla. Şimdi baktığınız zaman onlar da görüyorlar meseleyi. Yani kurumuyor oradaki cihatçı şeyi meselesi. Evet. Bir türlü Suriye'de istikrar sağlanmıyor. Avrupa'ya bakarsanız mülteci sorunları devam ediyor. Durmadan Amerika'ya bakarsanız bakın Amerika'nın bana göre Aydoğan Bey en önemli kırmızı çizgilerinden bir tanesi Türkiye'nin Kolombiyalaşması olur. Yani Kolombiyalaşma sizin daha önceki programda bunu biraz değerlendirdik. Şimdi bakın Sedat Peker de şey yapıyor. Kardeşim diyor bu 4900 kilo kokain, Kolombiya kokaini sahibini açıklasanız da diyor. İşte Brezilya kokaini bunların uçak verdiği, başbakanın uçağını verdiği kendi adamları. İşte Sancak şule bule de ilişkisi var. Bunları bunu açıklayamazlar çünkü bu kadar büyük kokainin
Türkiye'ye son derece üst seviye irtibatlar olmadan girmesi mümkün değil. Bunu bütün devletler de bunu bilir. Bütün istihbarat örgütleri de bunu bilir. Yani İzmir'den, Mersin Limanı'ndan, bazen Atatürk Havalimanı. Demek ki böyle bir mesele var. Şimdi uyuşturucu rakamları çok büyük. Hele bir de şimdi Afganistan'daki şeyinde o da büyük ölçüde Türkiye üzerinden oluyor bu eroin şeyi vesaire. Evet. Dolayısıyla bu yönleriyle baktığımız zaman yani uluslararası sistem açısından Türkiye bakın her gün istikrarsız. Yani ekonomik sistem bakın nereye doğru gidiyor. İçeride insanlar mutsuz. Yani ekonomi bir şeye doğru gidiyor. Çöküntüye doğru gidiyor. Dolayısıyla dış dinamikler açısından da Erdoğan'ın iç dinamikler açısından da çok şey bir döneme girdiğini düşünüyorum. Hele hele biliyorsunuz bazen de sebepler planında da artık kapılar kapanacak ya mesela durup dururken Oğuzhan Asiltürk de öldü. Evet. Oğuzhan Asiltürk'e çok bel bağlamıştı. Saadet'i parçalayacaktı ama 2-3 gün içinde bir baktık Oğuzhan Asiltürk öldü. Meğersem işte bir COVID olmuş. Efendim hastaneye yatmış. Yani bazen böyle hani olayların gidişatına baktığınız zaman bazen hani bir bakarsınız ki bir şahıs için kapılar açılır böyle filan. Bir yürür gider. Allah yürüye kulun der ya birine mesela yani. Bazen de bir bakarsınız ki ya artık tökeziyor ya kapılar kapanıyor. Bel bağladı insanlar bir bakıyorsunuz ölmüş gitmiş. Efendim işte ne bileyim hadiselerin gidişatında işler tökeziyor yani. Tökeziyor. Aynen yani orman yangınından, sel felaketinden, dolarından bilmem yorosundan neyinden yani son derece işin karmaşık bir şeye gittiğini bence görebiliriz. Söylemek mümkün. Peki. Benim mesela size bir sorum var. Evet. O da şu. Şimdi siz Tayyip Erdoğan Türkiye'yi Hulusi Akar'la seçime gitmeden çünkü belli yani Hulusi Akar'a devrederse görevi parti başkanlığını verdi. Ama gel Cumhurbaşkanı adayımız sensin dediği anda bunun çok büyük bir risk olacağı da bir gerçek. Çünkü Millet İttifakı karşısında yani Hulusi Akar ne diye oy alacak? Efendim ben işte 15 Temmuz'un lideriyim falan mı diyecek? Ya da işte ben Türkiye'yi mi kurtardım diyecek? Tamam bitti 15 Temmuz geldi geçti. Yani ne diyecek Hulusi Akar meydanda? Efendim işte ben o gece ben olmasaydım Türkiye'yi alacaklardı. Ve efendim işte ben Tayyip Erdoğan'la beraber Türkiye'yi kurtardık. Bu mu? Ya halkın açlık sınırında can çekişiyorlar. Yani Türkiye'nin çok büyük sıkıntıları var. O bakımdan ben böyle bir senaryonun başarılı olacağını düşünmüyorum. İkinci senaryo yani seçimsiz. İşte bir olağanüstü halde seçimleri iptal ederek Hulusi Akar'ın liderliğinde Erdoğan'ın ruhani lider olduğu bir Türkiye. Siz böyle bir ihtimale... Böyle bir ihtimalin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani daha önce de bu tür şeyler gündeme getirildi hatırlarsınız işte. Şimdi Hakan Fidan diyorsunuz. Hakan Fidan'ın da Türkiye'yi yönetmeye dönük bir ilgisi olduğunu söylüyorsunuz. Bunu başkaları da söylüyor. Yani böyle bir şeyi var. Ama Hakan Fidan'ın mesela Hakan Fidan'ın mitinglerde konuşma yaparken veya işte halka işte konuşma yaparken hayal edebiliyor muyuz diye baktığınız zaman bunu pek hayal edemiyoruz. Yani kitlelere karşı Hakan Fidan'ın konuşma yapabileceğini veya kitleleri mobilize edebileceğini yani çok ciddi böyle bir siyasi entrika zekası olabilir, bir istihbarat operasyon zekası olabilir ama hani kitleleri harekete geçirebilir mi, mobilize edebilir mi böyle bir kabiliyeti olmayabilir Hakan Fidan'ın. Hulusi Akar'ın da böyle bir kabiliyeti olmayabilir. Yani kitleleri harekete geçirebilecek böyle bir karizmatik tarafı olmayabilir ama neticede Hulusi Akar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kontrol ediyor. Ve Türkiye'de silahlı kuvvetler uzun yıllar aslında Türkiye'yi, Türk siyasetini dizayn etti. Her ne kadar Milli İstihbarat Teşkilatı bu son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önüne geçse de Tayyip Erdoğan açısından silahlı kuvvetlerin kontrolü daha önemli. Neticede yani darbeler veya işte devrimler silahla yapılıyor büyük ölçüde. Yani halk desteği de gerekiyor ama büyük ölçüde silaha ihtiyaç var ve silah kullanacak kitlelere, insanlara, profesyonellere ihtiyacı var. Dolayısıyla Hulusi Akar'a yerini bırakarak ve silahlı kuvvetler üzerinden de gelecekte eğer ömrü varsa tabii kendisini ve ailesini bir şekilde koruma altına almak istiyor olabilir ama bunu yani siyasi yollarla yani demokratik yollarla bunu gerçekleştirebilmesi pek bence mümkün değil. Bunun siyasette pek bir karşılığı yok. Hulusi Akar'ın siyasette bir karşılığı yok ama şimdi bir taraftan da kriz
dönemlerinde liderler ortaya çıkabiliyor. Yani bir kriz yaratmak, bir yani otoriter yönetimlerde veya diktatörlüklere geçişlerde bir sıçrama tahtası denilen bir ana ihtiyaç duyuluyor. Yani Hulusi Akar eğer böyle bir şeye hazırlanıyorsa mutlaka bir şeye ihtiyacı var. Yani bu bir iç çatışma olabilir, bir iç savaş dinamiği olabilir. Yani tabii olmasını asla istemeyiz ama başka türlü normal yollarla Hulusi Akar'ın Türkiye'de yönetimi ele geçirebilmesi, yönetime gelmesi teknik olarak mümkün olmayabilir. Ama uluslararası dengeler açısından baktığımız zaman yani ben bu konuda sizden biraz farklı düşünüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela kokain, eroin ve benzeri konulara çok fazla hassasiyet gösterdiği kanaatindeyim. Çünkü mesela Güney Amerika'da mesela işte örnekler var. Mesela Kolombiya Devlet Başkanlığı'nın geçmişte mesela uyuşturucu ticaretiyle ilgili gruplarla işbirliği yaptığını veya Meksika'da buna özellikle merkezi haber alma teşkilatının göz yumduğunu ve işte mesela DEA denilen uyuşturucuyla mücadele teşkilatı teşkilatıyla merkezi haber alma teşkilatının vizyonları daha farklı. Yani Washington'dan bakıldığı zaman merkezi haber alma teşkilatı daha siyasi bakıyor, daha jeopolitik bakıyor. DEA ile daha operasyonel bakıyor. Mesela kim varsa bu işin ucunda biz bunu yakalayalım. Mesela Tayyip Erdoğan konusunda da böyle bir yaklaşıma sahip olabilirler ama mesela şeye baktıkları zaman yani jeopolitik dengelere falan baktığı zaman Tayyip Erdoğan aslında Rus çıkarlarına aslında buradaki cihatçılarla birlikte hem Suriye'de hem Libya'da Rus çıkarlarına karşı savaştı 15 Temmuz'dan sonra. Dolayısıyla yani AKP iktidarını ve Recep Tayyip Erdoğan aslında Rusları yorduğunu söylemek mümkün. Hem Suriye'de hem Libya'da. Dolayısıyla Doktor Kerim Has'ın bu konuda bence yaklaşımları çok kıymetli. O Tayyip Erdoğan'ın aslında gerek iç siyasette gerekse dış siyasette bu bölgede yaptığı bütün faaliyetlerin İngiliz çıkarlarıyla uyumlu olduğunu belirtti ve bunu örneklendirdi. Dolayısıyla şeye baktığımız zaman mesela Türk iç siyasetindeki dengelere baktığımız zaman işte gerek CHP'den gerekse işte Akşener'e kadar bu yani mesela CHP Amerika Birleşik Devletleri açısından veya İngiltere açısından çok kolay yönlendirilebilir bir parti olmayabilir. Yani aynı şeyi belki Akşener için de söylemek mümkün. Diğer siyasi çünkü bu insanların çok fazla açığı yok. Yani AK Parti'nin ve Tayyip Erdoğan'ın çok fazla açığı vardı. Dolayısıyla çok fazla taviz de vermiş olabilir. Yani bu tavizleri sadece Amerika'ya veya sadece İngiltere'ye vermiş değil. Amerika'yı belki daha az gördük. İngiltere daha fazla öne çıktı bu süreç içerisinde. Ama Rusya'da tavizler verdi. Yani Rusya'da mesela 15 Temmuz'da eli güçlü olan ülkelerden biriydi. Yani taviz alabilecek ülkelerden biriydi. Çünkü Rusya da biliyor yani Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'daki pozisyonunu. Dolayısıyla bunu çok iyi kullandılar. İşte neydi? Mesela 3-5 milyar dolar tutarında bir S-400 füze sistemini hiçbir ihtiyacı olmamasına rağmen Türkiye'nin bu silah sistemlerini sattılar. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi yani Rus medyasında çıkan haberlere baktığımız zaman onların da artık çok fazla tahammüllerinin kalmadığını tahmin ediyoruz. Bilmiyorum evet. Yani genel olarak bunları söyleyebilirim. Şimdi iki şey söyleyeyim. Birincisi evet. Bu Amerika'nın uyuşturucu meselesindeki pozisyonu ile ilgili. Şimdi dikkat ederseniz Amerika şu ana kadar mesela Tayyip Erdoğan'ın yolsuzlukları ve kara para meseleleri gibi mesela Halkbank dosyası muazzam bilgiler var Amerikan yargısı. Doğru mu? Bir kere Rıza Zarrab Amerika'da itirafçı oldu. Yani Rıza Zarrab her şeyi anlattı. İran bağlamında yani Türkiye, İran ve işte o altın kara para trafiği bağlamında. Fakat Erdoğan Bey işin içine eroin ve kokain meselesi girdiği zaman uluslararası sistem açısından da büyük sıkıntı meydana geliyor. Amerika'nın tavrına baktığımız zaman geçmişte özellikle fiilen eroin ya da kokain trafiğinin içinde ya da ağırlıklı rol aldığını düşündükleri bir lider varsa imha etmişler. Yani ya devirmişler ya almışlar evet. Kidnap diyoruz. Yani ya almışlar evet. Noriega gibi ya da bu trafiğin içindeki büyük ölçüde yani şimdi tabii ki uyuşturucu meselenin bir kontrollü boyutu var. Yani tamamen de kontrolden çıkaramaz. Çünkü o zaman bir talep var. O talep olduğu sürece bu bir trafiği olacak. O yüzden bu
büyük uluslararası mekanizmalar kendi kontrollerinde ve dengeleri bozmadan olması istiyorlar. İşte, ama bir siyasi bir sözümü şey yapayım, bir siyasi iktidar eğer bu işin artık odağı haline geldiyse işin rengi değişir. Bu bir. İkincisi, söylediklerinize ilave yapıyorum. İkincisi, şimdi tabii her siyasi liderin bir yıpranma şeyi var. Şimdi bakın, 20 yıl oldu ya. Yani dünyada bakın. Doğru söylüyorsunuz. İngiltere'de Tony Blair geldi geçti, bilmem o geldi geçti. Amerika'da Baba Bush geldi geçti, Obama geldi geçti, Trump geldi geçti, Biden geldi, hala Erdoğan. Efendim şimdi bakın Almanya'da Merkel bile gitti ya. Yani efendim işte bir Putin var Rusya'da. O da Tayyip Erdoğan geldiğinde o da gelmiş miydi? Aşağı yukarı sanırım. Hı hı. Ama onun dışında yani dünyada böyle bir şey yok. Şimdi 20 yıl ve yani Türkiye ekonomik olarak, siyasi olarak yani stabil bir ülke değil. Yani mesela Suriye meselesi hala çözülmemiş. Mülteci akını devam ediyor. Oradaki terör odakları devam ediyor. Türkiye'nin ekonomisi çok daha kötü hale gelmiş. Halk çok daha kötü hale gelmiş. O yüzden Türkiye'de yeni siyasi liderler ortaya çıkmış. Yani Ekrem İmamoğlu eğer her şey gülük gülistanlıksa İstanbul Belediye Başkanlığı alabilir miydi? Mansur Yavaş Ankara'yı alabilir miydi? Alamaz işte, bir sürü hile dolap borara rağmen kedi medi de girdi trafoya, ona rağmen aldılar. Dolayısıyla bu iki. Üçüncü mesele Aydoğan Bey. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı siyasetlerin ben artık Avrupa açısından da Amerika açısından da Rusya açısından da tolere edilebilir, sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Fakat siz aslında haklı olarak önemli bir noktaya getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki belki burada biraz ayrışıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki Amerika'da diyorsunuz daha kolay çalışabileceği, mesela Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e bakarsanız her zaman Tayyip Erdoğan daha elverişli. Belki doğru, belki Rusya için de. Doğrusu bu yani İngiltere, tabii ki İngiltere, Avrupa, aslında şöyle diyebiliriz İngiltere'ye, Avrupa'ya bir bütün olarak görürsek, devlet içinde devlet. Yani her zaman İngiltere'nin ayrı bir yeri var. O doğru. Kesinlikle. Yani denir ki işte Avrupa'da üç güç var. Fransa, Almanya, İngiltere. Ama Avrupa'nın tarihi de böyle. Yani hakikaten Fransa, Almanya ve İngiltere Avrupa'nın şeyini onlar şey yapmış. Ha İtalya'da var işte Vatikan'ın merkezi olması dolayısıyla, ama İtalya şeye kadar rol oynamamış yani. Özellikle Roma'dan sonra daha ziyade Fransa, Almanya ve İngiltere. Ve gerçekten İngiltere, Allah rahmet eylesin Mahir Kaynak profesör hep öyle derdi değil mi? Türkiye'de bir Avrupa-Amerika çatışması vardır ve Avrupa'nın başını İngilizler çeker. İşte Türkiye'de tahmin etmediğiniz adamlar aslında İngilizlerin adamıdır vesaire vesaire. Hatta en önemli isimlerinden biri de Doğu Perinçe'yi söylerlerdi. Ama benim kanaatim, Türkiye'de bu kadar iç siyasal dinamikler yükselmişken dış dinamiklerin her şeye rağmen Tayyip Erdoğan, Hulusi Akar senaryosunun arkasında duracaklarını düşünmüyorum. Çünkü dediğiniz gibi bu çok kanlı bir senaryoyu gerektirir. Ya Suriye'de yüzlerce binlerce Türk askerinin imha edilmesi, değil mi? Dediniz ya, lider kriz anlarında çıkar. Hulusi Akar nasıl bir kriz lideri olacak? Ya Suriye'de yüzlerce Türk askerine bir şey olacak filan, oraya tekrar silahlı kuvvetler girecek, bilmem ne, belki daha büyük bir güçle filan. Ne bileyim işte Irak'ta zaten oradan da her gün yeni şehitler geliyor. Ya da işte Türkiye'de bir şey senaryosu. Yani işte Kürt, Türk veya neyse yeni bir gezi olayı. Her iki durumda da ben çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Ama demek ki bu işler pişiriliyor ki hem İsrail'den, Rusya'dan, bilmem Amerika'ya kadar her yerde yazılmaya başlamış. Ama benim aklıma Faruk Bey bir şey geldi. Tabii. Sedat Peker konusu gündeme geldiğinde, şimdi Sedat Peker tweetlerini atamıyor. Sedat Peker YouTube videolarını bırakma kararını NATO toplantısında, yani Biden'la Erdoğan'ın görüşmesinden, NATO'daki görüşmelerinden bir gün önce aldı. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri küresel siyasette nerede duruyor diye baktığımız zaman, Birleşik Arap Emirlikleri üzerinde İngiltere'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok etkili olduğunu bence değerlendirmek mümkün. Dolayısıyla ilk başta hatırlarsınız işte Sedat Peker'in Rıza Zarrab gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne falan da gidebileceği işte söz konusu edilmişti. Sedat Peker de kendisini Birleşik Arap Emirlikleri'nde güvenli olduğunu zannetti. İşte bu söylemlerinin belki Amerika'nın, İngiltere'nin, Batı'nın da ilgisini çekeceğini öngördü. Gerçekten ilgisini de çekti. Yani
Avrupalıların, Amerikalıların falan verdikleri röportajlara, yayınlarına falan baktığımız zaman aslında mutlu oldular Sedat Peker'in. Ama uluslararası yani şeye baktığımız zaman, ülkelerin çıkarlarına baktığımız zaman şimdi bunun aynı ölçüde olmadığını belki görüyoruz. Yani sizin şu görüşünüze katılıyorum. Yani Tayyip Erdoğan gerçekten yani yıprandı, yoruldu. Sanki artık daha fazla orada duramayacak gibi gerçekten böyle bir görüntü var. Ama bu ülkeler yani İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri eğer kendileri için daha makbul yani çıkarları için daha uygun birisi olmadığı müddetçe Tayyip Erdoğan'ın o pozisyonda bulmasını tercih ederler. Yani şöyle bir şey yok. Yani Amerika dünyaya demokrasi işte pazarlıyor diyelim veya işte Batı işte ülkelerin demokratik şeylerine bakıyor, kriterlerine bakıyor. Her yıl işte demokrasi raporları yayınlanıyor. Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı, insan hakları raporları falan yayınlıyor ama neticede çıkarlarına bakıyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere çok sayıda diktatörlükte işbirliği yapabiliyorlar mesela. Böyle bir şeyleri yok yani. Böyle bir çekinceleri falan yok. İşte İngiltere'de gitti, Taliban'ı ziyaret etti mesela. Orada eğer orada yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tehdit tanımına baktığınız zaman Çin'i birinci tehdit olarak alıyorlar. İngiltere'de Rusya'yı birinci tehdit olarak alıyorlar. Avrupa Birliği'ne baktığınız zaman mesela Avrupa Birliği'nde böyle bir şey yok. Avrupa Birliği'nde sol siyaset daha böyle geleneksel bir etkiye sahip. Yani Karl Marx neticede Almanya'da ortaya çıktı. Yani işte komünizmin yani temelleri Avrupa'da aslında atıldı. Dolayısıyla sosyal demokrat siyaset, sol siyaset şeyde Avrupa Birliği'nde güçlü köklere sahiptir ve anti-Amerikancılık ve anti-İngiltere yaklaşım şeyde vardır. Yani Avrupa'da vardır ve yani kıta Avrupa'sının gerek Rusya'ya yaklaşımı, gerekse Çin'e yaklaşımı Amerika'dan ve İngiltere'den çok farklıdır. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan bu denklemde nerede durdu? Yani iktidarda bulunduğu süre içerisinde baktığınız zaman aslında hem Amerika'nın hem de son dönemde 15 Temmuz'dan sonra özellikle İngiltere'nin çıkarına çok uygun siyaset izlediği görülüyor. Ama bundan sonra yani bundan sonra aynı şekilde kullanışlı olmaya devam edecek, işte sağlığı buna müsaade edecek diye baktığımız zaman belki soru bu. İngiltere açısından, Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığımız zaman onlar da kendi çıkarlarına uygun bir siyasi tablonun ortaya çıkmasını isterler. Hulusi Akar bu tabloya uyarsa destekleyebilirler. Yani eğer Türk siyasetinde bir uygun bir işbirliği yapabilecekleri bir aday çıkmazsa. Evet. Şimdi bu söylediklerin üzerine ben de bir iki şey söyleyeyim isterseniz. Lütfen. Şimdi, Sedat Peker'in bu söylediğiniz önemli çünkü. Çok önemli bazı yeni açıklamalar yapacakken durması Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Şimdi evet. Hani Katar'da olsa zaten olması zordu çünkü hani Tayyip Erdoğan'ın Katar diyor ya stratejik. Kesinlikle. Çok parasal ilişkileri var. Fakat şimdi dikkat ederseniz Tayyip Erdoğan Türkiye çağırdı bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal güvenlik ulusal güvenlik bakanı diyelim. Bakanı. Son derece önemli ekonomik vaatlerde bulundu onlara. Yani Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan ve Türkiye'de kontrol ettiği muazzam bir devlet ihaleleri var. Devlet Türkiye'nin devlet olarak yani ekonomik büyüklükleri var. Bir de tabii kendi önemli bir yine uluslararası alanda dolaşan bir parası var. Ve dolayısıyla bunların önemli bir bölümünü de Birleşik Arap Emirliklerine sevk ederek yani bu şeyhlikler, emirlikler Körfez'deki evet. Katar, şunlar bunlar. Yani bunların hani ne köklü bir devlet şeyi var, bir geleneği hadi diyelim falan neyse ne bir şey. Yani bunlar biraz böyle şeyine de şeylere de bakarlar. Dediğiniz çok doğru. Yani Birleşik Arap Emirliklerinde de Katar'da da Amerika ve İngiltere özellikle Amerika etkisini düşünmek lazım. Fakat ben daha ziyade Tayyip Erdoğan'ın ekonomik manevralarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sedat Peker'i kontrol ettiğini düşünüyorum. Burada Sedat Peker'in yaptığı ifşaatların ikinci Amerika ve diğer ülkeler açısından tercih edilir olduğunu düşünüyorum. Bu bir. İkincisi bu ülkeler Aydoğan Bey lider istihbaratlarını çok iyi yaparlar. Yani
O yüzden mesela bu dedim ya, Stephen Cook'un yazısında ilk defa Tayyip Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili bu kadar ayrıntılı çıktı. Yani değil mi? Çok ayrıntılı şeyler yazıyor. Yani 1967 yılından beri Faruk Bey, 1967 yılından beri CIA'de liderlik çalışmaları merkezi var. Yani bu kurumun içerisinde yüzlerce psikiyatr, medikal işte psikologlar, klinik psikologlar, yani political scientist, yani siyaset bilimciler, antropologlar, yani yüzlerce araştırmacı, akademisyen var. Dolayısıyla bunlar bütün liderlerle ilgili zaten çalışmalar yapıyorlar. Tayyip Erdoğan'ın liderlik özelliklerini falan bilmiyor olmaları imkansız. Yani aynen, onun o kesinlikle, yani göreve gelmesinden çok daha önce, yani bu, yani AKP'nin başına gelmesinden çok daha önce Tayyip Erdoğan'ı tespit etmişlerdir, keşfetmişlerdir. Tabii ki. Çok önemli bir noktaya geldiniz. Hatta Amerikalı bir uzman dedi ki, Balıkesir'in köylerinde biz Tayyip Erdoğan'ın geleceğini öngördük. Oradaki halk oy vereceğini söylüyordu. O zaman İstanbul Belediye Başkanı'ydı. O zaman Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Abramovitz gitti, Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti biliyorsunuz. Hı-hı. İstanbul'da Aydınlık Dergisi bunu manşet yaptı. Çünkü evet, geliyor yani. Amerika onu görünce yatırımını yaptı. Şimdi de gidiyor. Şimdi evet, gidiyor. Dolayısıyla yeni arayışlara binen şey yapıyorlar. Şimdi bakın, diğer şeyiniz de çok önemli. O tespitiniz. Yani Amerika ve İngiltere Tayyip Erdoğan kullanışlı olduğu sürece kullanırlar. Efendim işte onlar için diyorsunuz ki, değil mi? Demokrasi çok önemli değil. Uluslararası ilişkilerde bu çok doğru. Mesela hı hı, Saddam'la, değil mi? Son ana kadar çalıştılar. Hatta İran-Irak Savaşı'nda Saddam'ı desteklediler. Yani hı hı, çünkü İran'a karşı, ama Saddam demokrat falan değildi. Hani aynı şekilde Libya, Kaddafi Amerika'ya geldiğinde Central Park'a çadırını kurmuyor muydu? Evet. Efendim İtalya'da Roma'nın ortasına çadırını kuruyordu yani, develeriyle falan. Yani o tespitiniz de doğru ama evet, ben artık faktörlerin, yani evet, evet, Oğuzhan Asiltürk'ün böyle 2-3 gün içinde aniden ortadan kaybolup gitmesi gibi artık evet, yani şeyin tabiri caizse talih şey, nasıl ki başta bir talih çizgisi açılmıştı, geldi Erdoğan 28 Şubat, diğer herkesi tasfiye etti, tek kaldı bu adam, geldi. Aynı şekilde şimdi de böyle kapıların yavaş yavaş kapandığını, hı-hı, artık aslında belki bazı şeyler, bazı yönleriyle belki sizin ilgi alanlarınıza giriyoruz ama yani hani şey, hakikaten şey de önemlidir yani. Ya evrenin de bir enerjisi var Aydoğan Bey. Kesinlikle. Dünyanın kesinlikle da bir enerjisi var. Yani bir insanın artık yolun sonuna geldiğini, bir takım yani bunun için şey olmaya gerek, Nostradamus olmaya gerek yok. Yani belli yani. Artık o zaman Faruk Bey, ben de bir şey anlatayım yani, öyle kapatalım isterseniz. Tabii ki. Vaktiniz tabii varsa. Tabii. Şimdi 1900 şeyin ABD eski başkanlarından Carter'ın hatıratında geçen 1980 basımlı bir kitabı. Orada bu Camp David zirvesini anlatıyor. Yani İsrail ile Mısır'ın arasını nasıl yaptıklarını anlatıyor. Orada Başkan Carter CIA'ye bir görev verdiğini belirtiyor. İşte görevde her iki liderin de liderlik tarzlarını rapor haline getirmesi ve bu liderlik tarzları, kişilik özellikleri üzerinden bir şey belirleyecek Carter. Siyaset belirleyecek. Yani bu insanlar, bu liderlerle nasıl konuşması gerektiğini ve ne tür stratejiler izleyeceğini anlamaya çalışıyor. Ve orada CIA Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın Mesih kompleksine sahip olduğunu belirtiyor. Yani bir şey var, yani narsistik kişilik özelliği, yani kendisinin Mısır halkı için çok özel bir şeye sahip olduğu, özel bir yerde durduğunu falan. Ve şeyine baktığınız zaman, Enver Sedat'ın konuşma biçimine falan baktığınız zaman, işte Tayyip Erdoğan'da gördüğüm şeyler, işte benim genelkurmay başkanım, benim işte genel müdürüm, işte bakanım, ondan sonra halkın falan, yani artık şeyi sahiplenmiş, bütün ülkeyi sahiplenmiş. Şimdi bu Camp David zirvesinden önce çok enteresan başka bir şey oluyor. Time dergisi, Newsweek, New York Times bir yıl önce Enver Sedat'ın egosuna yönelik röportajlar yapıyor. Yani kendisini gerçekten bir dünya lideri gibi görmeye başlıyor Enver Sedat. Kissinger'da Dışişleri Bakanı falan, bu toplantılarda sürekli Enver Sedat'ın, özellikle Kissinger, Enver Sedat'ın egosuna şey yapıyor. Efendim diyor, siz diyor gerçekten tarihi bir görev üstlendiniz. Yani bu kader planında çok önemli bir
pozisyonunuz falan. Hatta Enver Sedat, pardon ki Enver Sedat'ın eşi rahatsız oluyor. Yani bu kadar aşırı pohpohlama, bu kadar aşırı böyle yani bu egosuna yönelik şey. Hatta şeyde Başkan Carter'ın malikanesinde bir oturuma şeyi hazırlanıyor ve Carter ve İsrail Başbakanı bir tarafta, karşılarında da daha böyle üstün bir pozisyona, o pozisyonda Enver Sedat oturuyor. Dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail Enver Sedat'ın egosuna yönelik bir şey belirliyorlar. Bir konuşma tarzı, bir strateji belirliyorlar ve istedikleri sonuca ulaşıyorlar. Buradan varmak istediğim şey şu, yani Tayyip Erdoğan da Orta Doğu'da, bölgede önemli bir lider ve dolayısıyla 1967'den bu yana liderlik çalışmaları birimi olan bir kurumun, Tayyip Erdoğan'ın bir otoriter, karizmatik lider olduğunu, dolayısıyla hubri sendromu diye bir şey var. Mesela 10 yıl bir pozisyonda bulunan insan kendisini yarı tanrı gibi görmeye başlıyor. Yani herhangi bir okul müdürünü düşünün. 10 yıl bir okulun müdürü olarak görev yaptığını düşünün. Kendisini yavaş yavaş artık, yani bu dağları ben yarattım psikolojisine girdiğini düşünüyor. Şimdi 3 defa başbakanlık yapmış bir insanın, ardından cumhurbaşkanlığı yapmış bir insanın artık hilafeti de düşünebileceğini öngörmüşlerdir. Mesela Tayyip Erdoğan'ın hilafet takıntısı bu Büyük Orta Doğu projesiyle birlikte ortaya çıktı. Onun en böyle yakın akıl, kendisine akıl veren kişilerden bir tanesi, hatırlarsınız başında fes olan Kadir Mısıroğlu. Yani gençlik yıllarından itibaren Tayyip Erdoğan'ın bilinçaltına aslında bu hilafet düşüncesini işlemişler yani. Dolayısıyla Büyük Orta Doğu projesi Türkiye'ye böyle bir şey açtı. Yani Suriye'ye siz nasıl girebilirsiniz? İşte biz burayı Osmanlılaştıracağız, hilafeti yeniden şey yapacağız. Böyle bir İslamcılara uygun bir siyasetle siz bunu meşrulaştırırsınız. Aslında o Amerikan siyasetine uygun bir şeydi. Suriye'de Türkiye'nin bu anlamda bir çıkarı yoktu aslında. Ama bu şekilde meşrulaştırmış oldular. Yani son tarihte baktığımız zaman, yani Türkiye'de anti-Amerikancılık falan çok işe yarar. Bunu da çok kullandılar ama yani yapılan siyasete, politikalara falan baktığımız zaman tam tersi bir noktada durulduğunu gördük. Ama başka bir şey daha var Faruk Bey. O da mesela hizmet bürokrasisinin de mesela Amerikancı olduğu iddia edildi. Efendim işte CIA ajanı falan dendi. Bunun aslında hiç de böyle olmadı. Mesela siz Suriye siyasetinden, Suriye politikalarından çok önemli şeyler söylediniz. Mesela Semih Terzi olayı. Semih Terzi bu Suriye'de IŞİD'le yapılan petrol ticareti. Efendim buradaki silah kaçakçılığı olayları. Mesela Albay Alakuş mesela o anlatıyor. Semih Terzi diyor buradaki IŞİD'le yapılan petrol ticaretini çok yakinen biliyordu diyor. Ve bu diyor hükümette diyor rahatsızlığa neden oldu falan diyor. Yani bu mahkemelerde verdiği ifadelerde görüyoruz bunu. O şimdi Albay 15 Temmuz gecesi Hulusi Akar'ı Genelkurmay'dan alıp Akıncı'yı şimdi kuran Albay. Yani şimdi böyle bir algı oluşturdular. Yani hizmet hareketiyle ilişkilendirilen askerlerde, polislerde böyle bir sanki Amerikancı bir perspektif var. Oysa bu insanlar sadece görevlerini yapıyorlardı. Sadece görevlerini yaptıkları için de aslında büyük bir tehdit teşkil ettiler. Yani bu İngiltere için de tehdit teşkil etmiştir. Amerika Birleşik Devleti. Neticede bu ülkeler, büyük ülkeler kolaylıkla satın alabilecekleri, manipüle edebilecekleri insanlarla çalışmak isterler. Yani bu anlamda mesela 17-25 Aralık'a bakın Faruk Bey. 17 Aralık'ta İran'ı aslında bir şekilde karşınıza alıyorsunuz. 25 Aralık'ta Suudi Arabistan'ı karşınıza alıyorsunuz. 25 Aralık'ta biliyorsunuz bu şey El Kadı değil mi? Onun işte arsa şeyleri falan. Rusya, pardon, evet. Suudi Arabistan elitlerini aslında. El Kadı, evet. Şimdi mesela şeye baktığınız zaman bu Oslo görüşmeleri. Oslo görüşmeleri de mesela emniyet istihbaratının üzerine yıkılmıştı bu telefon bu görüşmeyle ilgili kayıtlar falan. Mesela orada bu bürokrasi bir şekilde İngiltere'yi karşısına almış veya Suriye'ye girmenin ulusal çıkarları aslında karşı olduğunu söyleyen bir takım generaller, bir takım subaylar. Burada siz aslında Amerikan çıkarlarına belki karşı gelmiş oluyorsunuz veya İngiltere çıkarlarına karşı gelmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla
Bu anlamda da çok farklı bir tablonun aslında karşımızda durduğunu 15 Temmuz'dan sonra bizler de öğrenmiş olduk. Yani CIA ile ilişkilendirilen, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilendirilen işte bürokrasinin aslında sadece kanunları uygulamaya çalıştıklarını, yani ülkenin çıkarları için yapılması gerekenleri takip ettiklerini görüyorsunuz. Yani benim son olarak... Şimdi önemli bir noktaya getirdiniz. Mesela Tayyip Erdoğan değil mi? İşte bunlar CIA bilmem ne falan dedi, organları. Oğlu Amerika'da okudu, kızı Amerika'da okudu. Torunu da İstanbul'da bir Amerikan okulundan mezun olmuş değil mi? Şimdi aynı şeyi Hümeyni yaptı. Bakın Hümeyni Irak'ta barınamadı. Fransa'ya geldi ya. Fransa'daydı gidip İran'a el koyarken. Yani İran devrimini yaptığı sırada Fransa'daydı. Ama sonra geldi İran'a el koydu ve kendi muhaliflerine bunlar Avrupa'nın ajanı, Batı'nın ajanı dediler. Gidin dedi. Şimdi bu çok doğru söylediniz. Şimdi yalnız burada Aydoğan Bey şöyle bir mesele var. Bana göre Amerika ve Avrupa'nın önemli bir kesimi 15 Temmuz'un NATO konseptinde başarılı olacağını öngördüler. Çünkü bütün şeyler o. Hani sizinle konuştuk geçmiş programda. John Kerry'nin o akşam Amerika dışarı bakıyor. John Kerry'nin açıklaması var. Çok net Moskova'da. Biz yeni yönetimle çalışırız diyor. Moskova'dan yaptığı açıklama. Şimdi evveliyatında işte Amerika'daki askeri ateşlerin görüşmeleri var falan vesaire vesaire. Şimdi bakın Tayyip Erdoğan'ın artık gidici olduğunu nereden anlıyoruz? Bakın Joe Biden Trump'tan farklı. Joe Biden neredeyse 30 sene kadar Amerikan senatosuna görev yapmış. Yani Amerikan establishment'ı dediğimiz Joe Biden sadece bir siyasetçi, sıradan bir siyasetçi değil. Yani o yüzden zaten Obama'nın da yardımcısı oldu. Yani Obama ilk siyahi başkan ama yardımcısı Biden'dı. Dolayısıyla Biden Amerika'ya gelen Tayyip Erdoğan'ı çok da büyük gayret göstermişler Biden'la Beyaz Saray'da görüşmek için. Bakın Biden şu ana kadar Tayyip Erdoğan'la Beyaz Saray'da görüşmedi değil mi? Bir Avrupa'da görüştü. Orada işte şimdi bir daha Avrupa'da işte bir vesileyle görüşecekler. Ama burada önemli olan Beyaz Saray'da görüştü mü görüşmedi. Şimdi bu çok net bir işaret. Yani o yüzden zaten çok bozuldu biliyorsunuz Tayyip Erdoğan. Ya diyor bir şeyler ters gidiyor. Obama'yla gayet iyiydim. Baba Bush'la gayet iyiydim. Trump'la da çok iyiydim ama nedense Biden'la diyor iyi olamıyoruz. Şimdi bu önemli bir işaret. Erdoğan Bey bir ikincisi bakın 15 Temmuz'dan sonra Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye girmesinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Temmuz'dan hemen sonra ne Amerika'nın herhangi bir çıkarına uygun ne de başka bir şey. Yani çünkü Suriye'nin müsebbibi o. Yani dediniz ya şimdi hilafet projesi, kafada hilafet projesi var işte Suriye'ye girecek. Başarılı oldu mu? Hayır. 4 milyon Suriyeli içeride. İnsanlar perişan. İzmir'de şurada burada ev kiraları yükseliyor Suriyeliler. Orada burada yani dikkat ederseniz büyük sıkıntı. Yani halkta bunun bir karşılığı yok. Suriye'den gelen şehitler ne kadar dayanabilir? Bakın yani bütün bu Tayyip Erdoğan'ın baş aşağı gitmesinde bu Suriye olayının ben önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Ya İstanbul nüfusunun %15'i mülteci Aydoğan Bey. Yani düşünebiliyor musunuz? İstanbul gibi bir şehirde kaç milyon yabancı insan var? Geçenlerde bir haber vardı. Kazakistan bakın koskoca böyle yüz ölçümü olarak dünyanın 9. ülkesi. O da değişik yerlerden soydaşlarını falan getiriyor. İşte İran'dan, Afganistan'dan. Ya bakın 2 uçak insan getirmişler Kazakistan'a. Kuzey Kazakistan'da nüfusun en az olduğu bir yere yerleştirmişler. Ya devlet dediğim böyle yapar bu işi. Yani bugün Kilis'te Suriyeli nüfus normal nüfusu azmış. Gaziantep, o güney illeri onları bırakın İstanbul. Her taraf Ankara'da. Ya Ankara'da Suriye mahallesinin ne işi var? Hani Ankara'da. Ya tamam hani burada insanların şeyini bir şey diyemeyiz. İşte kaçmışlar, şartlar zor. Sığınabildiği yer ama ya şimdi Ankara gibi bir yerde bakın mesela Amerika'da çeşitli planlamalar yapıyor değil mi? Mesela diyelim ki Somalili göçmenleri getirirken bir eyaletteki bir yere yerleştiriyor. Doğru mu? Böyle yapıyor. Afganları mesela Lübnanlıları zamanında getirmişler. Maine diye bir eyalet var ta Kanada'da oraya yerleştirmişler. Somalileri Orta Amerika'da bir eyalet yerleştirmişler. Boşnakları başka bir yere yerleştirmişler. Hiçbir şekilde ama sen gel efendim serbest dolaşım istediğin yere yerleş istediğin yere mahalle kur. Böyle bir şey yok. Yani ülke böyle perişan. Dolayısıyla her bakımdan ben şöyle bağlayayım isterseniz. Evet. Müsaadenizle. Yani lütfen. Şey artık yıldızlar mı? Bütün şey göstergeler neyse hepsi artık çanların çaldığı istikametinde olduğunu düşünüyorum. Ama tabii çok büyük olaylar, büyük şeyler yaşanıyor. Faruk Bey sizin yani Hulusi Akar senaryosunun gerçekleşmediğini varsayarsak, sizin Tayyip Erdoğan karşısında kazanabilecek Cumhurbaşkanı adayınız kim? Şimdi bakın, bana göre Millet İttifakı
önceden anlaşırsa kendi arasında, yani miting alanına 4 tane lider çıkarsa, Meral Akşener, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu. Zaten şu anda kendi aralarına anlaşmışlar parlamenter sistem. Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen sonra normal tekrar parlamenter sisteme döneceğiz. Cumhurbaşkanı tekrar sembolik bir makam olacak. Sembolik derken yine belli yetkilerle. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayımız bu 4 parti içinde en büyük parti CHP. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. Parlamenter sistem içinde başbakan adayımız Meral Akşener. Ekonomi yönetimi Ali Babacan da, Temel Karamollaoğlu da tecrübeli bir siyasetçi, bilge bir adam olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı. Cumhurbaşkanlığı şeyinde. Böyle bir senaryoyla bu 4 lider otobüsün üzerine çıktıkları zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben Cumhurbaşkanı seçileceğini, hemen akabinde de Türkiye'nin böyle bir sistem değişimine uğrayacağını, işte rejim değişikliği dediğim o. Evet. Olacağını düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu Aydoğan Bey hem çok genç, hem zaten İstanbul Belediye Başkanı yeni seçim. Bakın bir dönem daha İstanbul Belediye Başkanlığı yaparsa Ekrem İmamoğlu siyasette daha da olgunlaşır. Ben Ekrem İmamoğlu'nun siyasette çok büyük bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Başbakan da olur Türkiye o sisteme geçince. Aynı şey Mansur Yavaş için de geçerli. Yani Meral Akşener'den sonra sağın lider adayı Mansur Yavaş'tır. Yani Mansur Yavaş öyle uzun süre bence CHP'de kalmaz. Çünkü sağ bir siyasetçi o. Partiler gereği oraya aday oldu. Dolayısıyla Mansur Yavaş Demirel profilinde, Turgut Özal'dan ziyade Demirel profilinde bir siyasetçi olur. Ekrem İmamoğlu da Ecevit profilinde. Yani aynı zamanda dindarlara da dindarları da şey yapan dindar camiye de giden değil mi? Bakın evet. Eyüp Sultan'a gidiyor. O profilde bir şey olur. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceğinde böyle bir yapı ortaya çıkar ve ben bu şartlarda doğru olan senaryonun da bu olduğunu düşünüyorum. Faruk Bey, ben sizden bu konuda farklı düşünüyorum. Program, kusura bakmazsanız. Bu program o zaman evet. Ben burada yani bilime bence başvurmanın önemli olduğunu düşünüyorum ve New York Üniversitesi'nde yani liderlik konusunda çalışmaları olan otoriter liderler, tarih profesörü Ruth Benguiat'ın Strongman adlı kitabında ki görüşüne katılıyorum. Orada Tayyip Erdoğan karşısında bir umut olabilecek lider olarak gerçekten Ekrem İmamoğlu'nu görüyor. Ben bu kitabı okumadan önce de Ekrem İmamoğlu'nun Tayyip Erdoğan karşısında şansı olabileceğini düşünüyordum. Hala aynı kanaatteyim. Kılıçdaroğlu'nun mezhepsel yaklaşımlar dolayısıyla Erdoğan karşısında ya da Hulusi Akar karşısında şansı olamayabileceğini düşünüyorum. Yani Hulusi Akar'ın eğer şansı olacaksa Türk siyasetinde karşısına Kemal Kılıçdaroğlu çıkarsa şansı olabilir ama yaşının genç olmasına rağmen gerçekten yani artık belki Türkiye'de genç kesimin de oylarının önemli olduğunu varsayacak olursak Ekrem İmamoğlu hem muhafazakar seçmene hem de modern şehirli seçmene hitap edebileceği için Cumhurbaşkanı seçilebileceğini ve bir umut olabileceğini ben tahmin ediyorum. Bir şey kaçırmayın, burada ittifaklar seçime giriyor. İttifaklar seçimi evet. Eğer yani Millet İttifakı eğer Ekrem İmamoğlu üzerinde karar verirse bir şansları olabileceğini düşünüyorum. Yani Millet İttifakı'nın Aydoğan Bey affedersiniz ne sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil. Ben Meral Akşener'in ya da Ali Babacan'ın ya da Temel Karamollaoğlu'nun da Ekrem İmamoğlu'na evet diyeceğini düşünmüyorum. Çünkü yaşı çok genç. Evet. Evet. Siyasi istikbali var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Belki aday olursa zaten yoklamalar da onu gösteriyor. Yani Tayyip Erdoğan'a karşı aday olursa oy oranı da yüksek çıkıyor. Ama Türkiye'nin realitelerini göz önüne bulundurduğunuz zaman ben bu seçimde Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir şansı olduğunu düşünmüyorum. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bu mezhepsel meseleyi zaten yıllardır pişiriyorlar. Yıllardır bazen de son derece yakışıksız bir şekilde, incitici bir şekilde dile de getiriyorlar. Ama ben artık Türkiye'nin o noktada da olduğunu düşünmüyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu işte yaklaşımlarıyla, şeyleriyle bence artık insanlar tanıdı. Yani mesela 3-4 sene önce bir dikkat ederseniz bakın mesela Deniz Baykal bütün gayretlere rağmen falan daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partiyi alamadılar. Yani eğer zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun öyle merkeze oturmada bir sıkıntısı olsaydı CHP liderliğinde de tutmazlardı. Yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun
Halkın üstünde de artık eskisi kadar olumsuz bir imaj olduğunu düşünmüyorum. Zaten şey de belli, yani yaşantısı şey de belli. Sadece bir şeyden dolayı, mesela bakın Tansu Çiller gibi bir ülke, birisi Türkiye'de başbakan oldu yani. Şimdi şeyin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tansu Çiller'den ne geri kalır yani var ya. Ama söylediğiniz önemli, yani bunu işleyeceklerdir. Yani bunu işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezhebini de bilmem neyini, ama yani ben bunun artık ters tepeceğini, çünkü sonuçta ittifaklar giriyor seçime. Yani eğer Temel Karamollaoğlu Sivas Belediye Başkanı, Orta Anadolu'dan gelen birisi, Sivas Belediye Başkanı'ydı. Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun yanında dururlarsa otobüsün üzerinde, ben o mezhepsel meselede başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Faruk Bey, bugün bir kitap tanıtımımız var mı? Şimdi Aydoğan Bey, bu hafta izleyicilerimize şöyle bir kitap tanıtalım. Şöyle ekrana geldi mi? Evet. Yani Allah'ın potası diye çevirdi, evet, değil mi? İslam ve Avrupa'nın oluşumu 570-1215. 570 Peygamber Efendimiz'in dünyaya geldiği tarih. İşte 1215 aşağı yukarı ne diyelim, hani Osmanlı öncesi değil mi? Bir döneme denk geliyor filan. Şimdi burada bu kitapta üzerinde en çok önemli durulan konu Müslümanların İspanya üzerinden Avrupa'ya girmesi, ki çok enteresan. Yani aslında Müslümanlar, o bir çizgi var, orayı açsalar Fransa'ya da girecekler ve aslında bütün Avrupa'yı alacaklar o zaman. Çünkü çok süratli bir gidiş oluyor. Yani doğuda da çok süratli bir gidiş var Müslümanların ilerlemesinde. Yani daha işte Çin, Horasan, batıda da aynı şekilde Cebeli Tarık Boğazı'nı geçtiklerinde İspanya Yarımadası. Fakat orada enteresan bir savaş oluyor ve oradaki şeyler biraz da Emevilerin yıkılması üzerine, İslam alemindeki iç kargaşandan da yararlanarak orada bir şey oluyor, bir ilerleme duruyor. Tamam, ondan sonra bir Kortoba'da bir Emevi devleti, yani bir 800 sene bayağı bir hüküm sürüyor, ama esas orada şey duruyor. Bu o dönemde Avrupa İslamlaşmasını engelliyor. Fakat daha sonra Kortoba medeniyetiyle, yani orada işte 800 sene aşağı yukarı süre ve aslında yine o dönemde de Osmanlı Devleti'nde bir iç karışıklık var. Belki Osmanlı yardım etse yine o Endülüs Emevi Devleti devam edecek, ama işte 2. Bayezid var, Cem Sultan Avrupalılara sığınmış filan vesaire, büyük sıkıntı. Dolayısıyla o dönemden itibaren aslında Avrupa'nın İslam'dan aldığı şeyler, yani o etkileşimler, bence muazzam bir eser olduğunu düşünüyorum. Bu yönüyle de zaten meşhur bir ödül var. Onu almış bir yazar, Hüsnü ödülünü. David Lewis, yani New York Üniversitesi'nin bir profesörüymüş. Şu anda tabii hala oradan bilmiyorum, ama bu eser oldukça şeyde de, yani review'leri falan da çok popüler bir eser. Faruk Bey, çok teşekkür ederim. Çok hareketli, çok tartışmalı bir yayın oldu. Bence de. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun. Değerli konuklar, Faruk Mercan'la bir Beyin Fırtınası programında yine birlikteydik ve çok ilginç konuları tartıştık bugün de. Önümüzdeki hafta bir başka programda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.